bir toprak ve çok önemli tarım şehridir Çanakkale. Toprak ikliminin de etkisiyle çok verimlidir. Ve bazı yerlerde birden fazla ekim yapılır. Çeltik buğdayla, domates biberle, kavun karpuzla yarışır. Bereket güneş simidi gibi hiç sönmez. Durmaksızın döner. Kaz Dağ etekleri, Bayramiç, Yenice, Gelibolu, Eceabat, Biga, Lapseki, Çan, Ezine, Bozcaada, Gökçeada ve Ayvacık, bağlar, bahçeler, ekili alanlar, zeytinliklerle süslüdür. Çanakkale'nin dillere destan domatesi, Biga ve çevresinin meyveleri, Biga'nın lezzetine doyulmaz köftesi, Lapseki'nin meyveye duran dalları, Bayramiç kırlarının verimi, elma, armut, muşmula, şeftali, kayısı, kiraz bahçeleri, her bir yere yayılmış üzüm bağları, Bozcaada'nın çavuşu. Başlı başına bir sektör olan ve dünyayla yarışan bağcılık. Ayçiçeği ve çeltik tarlaları. Ve bütün bu zenginliğin cilveleriyle donanmış Çanakkale Pazarı. Bu kadar geniş bir alana yayılan tarım ve hayvancılık faaliyeti hem iç göçü engeller hem de birbirinden lezzetli ve yemek kültürüne, gıda ürünlerine imkan verir. Hayvancılık, Çanakkale ve bölgesinin önemli faaliyetlerinden biridir. Mitolojik çağlardan sıçrayıp gelmiş gibi baş uzatan keçi sürüleri. Bu sütlerden mamul edilen eşsiz lezzetli peynirler. Koyun ve büyükbaş hayvancılığın Ezine markasıyla bütün ülkeye duyurduğu Ezine peynirleri. Tür tür, lezzet lezzet süt ürünleri. Ve zeytin. Akdeniz uygarlığının bu kutsal meyvesi, Çanakkale'de bir yeryüzü denizi gibi dalgalanır durur. Zeytin ve zeytinyağının o parlak ve canlı rengiyle dile gelir Çanakkale. Yemekse bambaşka bir sofra kurar burada. Deniz mahsullerinden sebze yemeklerine, dolmalardan garnitürlere, reçellerden balıklara kadar, ülkenin ve dünyanın her yerinden buraya gelen insanlara adlarını saymakla bitmeyecek nimetler sunar. Çanakkale, yaşaması ve keşfi hiç bitmeyecek bir sonsuz ülkedir.